Fatih Bey selamlar. Selamlar Öncüm. Nasılsın? Gayet iyiyim Fatih Bey. Sizler nasılsınız? İyiyim ben de gayet iyiyim. Fatih Bey bugün genelde zaten pek keyifli başlıklar yok ama bugün ilk başlık şey, Nari. Evet, bizim hemen hemen de 10 gün, 7-8 gün önce bir bahsetmiştik burada. Çok üzüldüğümü söylemiştim. Nari'nin kaybolmasına ve 4 gündür bulunamıyor olmasına. O gün 4 gündü. Şimdi 12-13 gün oldu galiba. Galiba bir geçti. Şimdi 13. gün. Yani bu video yayınlandığında 14. günün içinde olacak. Şimdi amcası tutuklanmış. Evet. Amcası da şu yüzden tutuklanmış. Kasten öldürme suçunda. Evet. Vallahi bu biz, biz ailece yani ailece derken evde eşim ben falan bu konuya çok takıntılıyız. Bu çocuklar söz konusu olduğunda ben hakikaten dayanamıyorum. Ve işte eşim bana sorduğunda ne diye, ben dedim ki valla benim oradan aldığım bilgiye göre... amcası baş şüpheli gibi duruyor... demiştim eşime. Fakat daha sonra... İbre amcadan uzaklaşıp kardeşleri, aile diğer fertlerine doğru gitti. Fakat sonra yeniden amcaya döndü. Ne olup ne bittiğini bilmiyoruz. Muhtemelen öğrenemeyeceğizdi. Ve... bazıları şunu söylüyorlar ki bence haklılar bu gibi olaylarda genelde mahalle halkı, orada yaşayanlar falan epey bir şey biliyorlar ama o epey bildikleri şeyi pek konuşamıyorlar e, ortalıkta. İşin daha vahim tarafı şu. Şimdi narin bildik, konuşuldu, üzerinde epeydir e, durulan ve muhtemelen Allah korusun inşallah olmamıştır canım, ama muhtemelen de Artık yaşamayan bir çocuk diye düşünüyorum ben ve o yüzden de çok dertleniyorum, çok e, üzülüyorum. Ama şunu da söylemek lazım. Keşke tek bir narin olsa. Türkiye'de o kadar fazla çocuk kayboluyor ki inanamazsın Emre. Yani bu rakamlar, vereceğim sayılar aslında devletin resmi sayıları da bir yandan. Açık kaynaklarda edinebildiğimiz bilgilere göre... Türkiye'de son 8 yılda kaybolan çocuk sayısı bir tahmin yürütmek ister misin? Yani bin. Bin bile çok geliyor bu arada. 8 yılda kaybolan çocuk sayısı yaklaşık 100 bin, 100 90 bin. binin üzerinde, 98-99 bin civarında 8 yılda kaybolan çocuk sayısı. Yani yılda 10 binden fazla çocuk Türkiye'de kayboluyor devletin resmi rakamlarına göre. 10 binden fazla yılda. Ayda kaybolan çocuk sayısı yine devletin resmi istatistik verilerine göre 1000 ila 1200 arasında İnanabiliyor musun? İnanamıyorum. Ben 8-10 yılda 1000 yani deseniz... Biz narinden bahsediyoruz ama binlerce çocuk kayboluyor. Kaçırılıyor mu, öldürülüyor mu, yurt dışına mı götürülüyor, içeride mi kayboluyor, organ mafyası... Ne? Bunların hiçbiriyle de ilgili ortakta somut bir bilgimiz yok ama... Bunlar e, açıklanmış, haber açık kaynaklarda haber olmuş e, sayılar. İlk sırada neresi var? İstanbul diye düşüneceksin muhtemelen nüfus oranında değil. En fazla çocuk kaybolan il... Yine açık kaynaklardaki bilgilere göre Antalya. 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 İkinci sırada Diyarbakır var. Üçüncü sırada Gaziantep var. Dördüncü sırada İstanbul var. Belki İstanbul daha fazla kayda girmiyor. Onları bilmiyoruz ama kayıtlara giren, üzerinde konuşulan ve bu bilgiler açık kaynaklardan bulunabilen bilgiler. Ayda 1000 ila 1200 arası çocuk kayboluyor Türkiye'de. Dehşet verici bir şey. Bu dehşet verici. Gerçekten dehşet verici. Bunların bir kısmı diyoruz, bir kısmını duymuyoruz. Bunların sonra bulunan var mı, bulunmuyorlar mı, ne kadar bulunuyor falan onları da çok net bilmiyoruz. Çünkü Türkiye istatistikler konusunda çok sağlam, çok daha doğrusu çok veriye dayalı bir ülke değil ne yazık ki hala. Ama durum bu. Ve Narin bunlardan sadece bir tanesi. Evet çok konuştuk, çok konuşur üzerinde, daha da konuşacağız belli ki. Ama çocuk ölümleri ya da çocuk kayıpları konusunda Türkiye gerçekten vahamet noktasında. Yani ben 8 yılda bin deseniz çok gelirdi. 8 yılda hemen hemen yüz bin. Yani ne, ne denir bilmiyorum hakikaten Fatih Bey. Yani bu Dence gitmiş yok muazzam yani. Muazzam bir arkada bahşet Dence gitmiş yani. şey yok, ee, İşte ...kimisi ekonomik nedenler, kimisi... ...kriminal nedenler, kimisi başka nedenler, şu neden bu neden, kimisi ailevi nedenler, sosyal nedenler. Yılda... ...yaklaşık on bin... ...küsür çocuk kayboluyor. Ya anladığım kadarıyla biz bunun bir de çok azından haberdar oluyoruz. Çok az haberdar oluyoruz. Çok azı medyada haber oluyor. Fatih Bey vallahi bu konuya ne denir? Hiç bilmiyorum. Faci. Facia. Yani hala ben umarım bu ıı, Nalin yani inşallah yaşıyor. İnşallah bulunur. De... İnşallah bulunur. Fatih Bey kötü bir başlangıç yaptık ama siyaset gündemine müsaadenizle dönüyorum. Şimdi dün konuşmuştuk yeni anayasa. Siz kaç defa değiştirildiğinden bahsetmiştiniz. Evet. Çoğum maddesi... Yani 12 Eylül'den bu yana yaklaşık %75-80'e yakını değişti. 134 maddesi değişti. 177 maddelik anayasanın demişlerdi. Dediniz Cumhurbaşkanı Erdoğan da dedi ki darbe mahsulü mevcut anayasadan kurtulma vakti geldi. Neredeyse her gün anayasayla ilgili şimdi bir şey duyuyoruz. E, çok kararlar değiştirmek e, konusunda. Bunu uzun zamandır tartışıyorlar, konuşuyorlar. Türkiye'nin ekonomi gündeminden de sıyrılmasını, ekonomi gündemine ayrılması istiyorlar. Çünkü ekonomideki durumun... ...büyük bir felaket olduğunu onlar da biliyor. Ekonomi konuşmasını engellemek e, istiyorlar. Sağ olsun muhalefet de e, onların e, değirmenine su taşır gibi... ...ekonomi konuşmaktan, yokluk konuşmaktan, yoksulluk konuşmaktan... E, ...uzaklaşmış e, vaziyette. Onlar da kendi... E, ...ne diyeyim... E, gündemlerini yaratıyorlar işte tüzük kurultayı, o zük kurultayı, bu kurultayı. E, ama bunun kimseye bir faydası olan bir iş de e, değil onların tüzük meselesi. Bu kadar öne çıkarılacak bir iş de e, değil. Yani şu anda Türkiye'nin gündemine bu anayasa değişikliğini sokarak oradan yeni belki bir hattı yaratmak istiyorlar. Belki gündemi değiştirmek istiyorlar. E, ve kendilerinin 6 yıl önce yapılmış yapılabilecek en muhteşem anayasa dedikleri anayasayı ve o zaman da darbe anayasasını ortadan kaldıracaklarını söyleyerek e, referanduma getirdikleri anayasayı Şimdi kötü Buna her gün söylüyorum diye beni izleyenlerin bazıları kızabilir, haklı da olabilir ama... bazen bazı şeyleri bazılarının anlayabilmesi için çok sıklıkla tekrarlamak gerekiyor. Bizi izleyen zeki, bilinçli, akıllı izleyicilerimiz kusura bakmasınlar ama... aptalların bile anlaması için ben bunu tekrar edeceğim. Bu anayasanın yüzde 75'i zaten değişti. Darbe anayasıyla alakası kalmadı. Darbecilerle alakası kalmadı. Mecliste değiştirildi, referanduma değiştirildi. 21 kez değişiklik yapıldı. Bu değişikliklerin 12'sini AKP yaptı. AKP bunların 3'ünü referanduma götürdü. Referanduma götürdüğü 3 kere'nin ikisinde... FETÖ'cüler dedikleri Gülen'cilerin desteğini aldılar. Hatta bir tanesinde mezardan kalkıp oy kullanılsın diyerek... sahteciliği de teşvik etti... Ee, Gülen cemaatinin... başındaki... kişi. Yani sonuçta AKP zamanında da 12 kez değişti ve hala darbe darbe anayasa falan diyorlar. Ve ben de diyorum ki kardeşim siz bir yasa bile yapamıyorsunuz. Kim güveneceksin yapacağınız anayasayı. Yargıtay Başkanı da bunun üzerine bir şey söyledi Fatih Bey. Yine benzer bir şey. Ülkemizde daha demokratik, daha özgürlükçü, daha çağdaş, daha kapsayıcı bir anayasa ihtiyacı vardır dedi. Valla bir ülkenin daha özgürlükçü, daha demokratik, daha kapsayıcı olması için herhangi bir anayasaya ihtiyacı yok. Bu bir yaklaşım meselesidir. Yani eğer siz e, eldeki a, herhangi bir anayasaya özgürlükçü ve demokratik bir biçimde ele alırsanız o ülke özgürlükçü ve demokratik olur. Siz bir herhangi bir anayasayı özgürlükçü ve de, demokratik olarak e, uygulamazsınız. Özgürlükçü ve demokratik olmaz. Mesela şimdi Sayın Yargıtay Başkanı'na ben o zaman sorarım. Anayasa Mahkemesi'nin yani mevcut anayasanın en üst yargı organı Anayasa Mahkemesi'nin şu anda cezaevinde tutulmakta olan bir seçilmiş milletvekili ilgili kararını... uygulamanızın önündeki engel... uygulamamakta olduğunuz anayasa mı? Anayasaya uysanız adam serbest kalacak. Yani özgürlükçü anayasa. Değil ama yine de nispeten özgürlükçü. Şimdi Yargıtay Başkan'ın bu söylediği, Yargıtay'ın içtihadıyla... Yargıtay'ın daha doğrusu yapmış olduğu işle çelişiyor. İşte siz... sizden daha yukarıda olduğu anayasada açıkça belirlenmiş bir... mahkemenin... kararını uygulatmıyorsunuz Yargıtay'ın bir dairesi olarak. Şimdi burada özgürlükçü olmayan anayasa mı, yargıtay mı? Bir de yeni çıkacak anayasanın eğer özgürlükçü olursa ki hiç zannetmiyoruz. Yargıtay ona uyacak mı? Çünkü şu anda mevcut anayasaya uymadıkları ortada. En azından bir dairesin. De değil mi? Ee, önce bir söz, söz versinler. Vallahi çıkan anayasaya biz kesinlikle uyacağız. Buna uymadık ama uyacağız desinler. Zannediyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan da buna dikkat çekmek istedi. Dedi ki çünkü mahkemeler arasındaki uyumun güçlendirilmesi adına Yeni adımlar atacağız, dedi. Mahkeme arasındaki uyumun güçlendirilmesine gerek yok. O uyum zaten eskiden vardı. Yani eski Türkiye diye aşağıladıkları Türkiye'de... ...o uyum vardı. O uyum, AKP'nin içtihatları sonunda son 5-10 senede ortadan kalktı. Ve bunun en somutu da işte bu son, az önce değindiğim... ...uygulanmayan Anayasa Mahkemesi kararı. Daha önce böyle bir şey yoktu. Anayasa Mahkemesi bir karar aldığı zaman... ...Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bütün kurumlarıyla ona uyardı. Şimdi uymuyor çok açık herkesin şimdiye kadar uyduğu bir şeyi sizin zamanınızda uyulmuyorsa sorun yasada mı sorun sizde mi? Bunun cevabını herkes biliyor. Biliyor da bir tek ben söyleyebiliyorum. Fatih Bey şimdi Bloomberg ilginç bir şey söyledi. Ben dün size Şangay Beşlisi ya da işte Avrupa Birliği ya da NATO ya vesaire burada Türkiye bir çıkmaza girer mi demiştim. Şimdi Bloomberg demiş ki Türkiye aylar öncesi BRICS'e üyelik için başvurdu. Bilmiyoruz. Yani ben bilmiyorum en azından. O Bloomberg hangi Bloomberg acaba ee, Amerika'daki Bloomberg evet. mi? Amerika'daki Bloomberg dediyse, ise şimdi Bloomberg Amerika'da olsun, Türkiye'de olsun ciddi e, bir kurumdur yani Bloomberg işkemeden bir şey kolay kolay sallamaz. O yüzden bildiğim kadarıyla dezenformasyona mücadele e, merkezi miydi? E, onlar da şimdiye kadar bunu yalanlamadılar bu haberi e, görmedim böyle bir yalanlama demek ki bunda gerçeklik payı büyük ya da ben söyleyince belki şimdi yalanlamak e, isteyebilir ama sonuçta haber birimdi Bloomberg'in e, haberi başvurmuş olabiliriz. Şimdi be, benim söylediğim şu, ikisine birden üye olamazsınız diyorum ben sadece. Ama Sayın Erdoğan, Sayın Cumhurbaşkanı şöyle diyorsa, ya kardeşim biz birine üyeyiz ama diğeri de iyi ilişkiler sürdürürüz. Bunda hiç mahsur yok. Tabii ki birine üye ve üye olmak diğeriyle ille de kavga etmeye gerektirmez. Diğeriyle ilişkileri sürdürebilirsin ama ikisine birden üye olmak çok mantığa uygun bir şey değil. Benim söylediğim o. Başvurmuş muyuzdur? Olabiliriz. Ee, o zaman o zaman bir sürü komplikasyon çıkacak ortaya. Bu komplikasyon, yani bir yandan Amerika ile iyi olup bir yandan ya yani bir yandan Amerika ile müttefik olup bir yandan BRICS içinde olmak pek makul değil. Çünkü bakıyorsun bugün Amerika kimle mücadele ediyor? Çin'le ve Rusya'yla. E sen Çin ve Rusya'yla bir aynı blokta yer alırsan NATO ile ve Amerika ile nasıl aynı blokta olacaksın? Gibi saçma sapan sor yani saçma sapan değil. Mantıklı ama İkisine birden hepsine üye oluruz falan diye saçma bir yanıtla savuşturulan sorular ve sorunlar ortaya çıkıyor. Görürüz neyin ne olacağını yani. Maceranın sonu yok. Türkiye ne yazık ki bir macera e, esiden vardı ya Sex Avantur macera falan böyle filmler vardı. Yeşilçam filmleri. Yılmaz Köksal falan oynadı böyle. Her, her, her şey var içinde. Bizim Türkiye'nin durumu o. Sex Avantur macera filmi gibi olduğu için macera filmlerini çekmeye de çok e, hevesli bir yönetimimiz ve yönetmenimiz olduğu için orada da bir maceraya girebiliriz. Sonuçlarını görürüz hep beraber. E, Türkiye giderek küme düşüyor. Tekrar yeniden yeni kümelere de düşebiliriz yani. Bir mahsuru yok. Kendi düşen ağlamaz derler. Bununla birlikte Fars Bey, Metin Külünk yine AK Parti'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirdi. eleştirdi. Evet, hep eleştiriyor. Ve şöyle bir cümle kurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kredisini tükettiğini söyledi. Ama ödemedi aslında. Zaten ya, çünkü. onun üzerine de dedi ki ben sokakta gördüğümü söylüyorum. Zannediyorum o da TV'ye yapmış Metin Bey bu açıklamayı. O sözüm sert farkındayım ancak bazı medya kuruluşları 3 dakikalık videonun maksadını çarpıtarak verdi gibi bir açıklamada da yapmış. Evet ama ödemedi. demedi. Yani aslında söylediği şu diyor ki eskiden sokakta Erdoğan ne derse inanılırdı ve güvenilirdi... Artık sokakta o ne derse inanılan, güvenilen dönemde değiliz. İnsanların kafasına soru işareti oluşmaya başladı diyor. Benim o cümleden anladığım şu. O daha çok Erdoğan'dan çok AK Parti'ye yönelik söylüyor bunu. Ve diyor ki ey AKP'liler. Şimdiye kadar Erdoğan sizin paçanızı her seferinde kurtardı. Ama artık onun da sizi kurtarmaya gücü yetmeyebilir. Benim anladığım o oldu. Ee, ve evet doğru. Artık Erdoğan'a da eskisi kadar teveccüh yok. İnsanlar onun yaptıkları ve sözlerini de artık irdelemeye başladılar diyor ki doğru. Eskiden bir grup vardı ki Erdoğan ne yaparsa yapsın irdelemezdi. Şimdi o grup hala var. Daraldı. Çok gırtlaktan bağlı olanlar kaldı bir tek orada. Fas ve yine ben dün sormuştum size bir görüşme yapılıyor. Kemal Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş hı. ve Özgür hı hı. Özel. Ben onun üzerine biraz takip ettim ne konuşulmuş ne edilmiş diye. Pek bir açıklama yapılmadı açıkçası. Yani çok <laughs> genel başlıklardan bahsetmişler. Ama orada ilgimi çeken şu oldu. Kemal Kılıçdaroğlu dedi ki adımı kullanarak prim yapmaya çalışanlar var dedi sosyal Vallahi olarak. kimse onun adını kullanarak prim yapmaz. Tam aksine o adının kullanılmasından hoşlanıyor ve adı kullanılsın diye sürekli olarak... E gündemde kalma çabası içerisinde. Bence onu gündeme taşımayalım. Ben Özgür Özel'e de dünkü yazında tavsiye de bulundum. Yani Kemal Kılıçdaroğlu ile göründüğün her kare Nasıl ki Erdoğan'la göründüğün her karesine toplum nezdinde cevap şey veriyorsa, zarar veriyorsa Kılıçdaroğlu'na da göründüğün her kare sana toplum nezdinde zarar veriyor dedim. Kılıçdaroğlu'nun herhangi bir kredibilitesi falan yok. Bence artık bana Kılıçdaroğlu ile ilgili hiçbir şey de sorma. Çünkü burada konuşmanın man manası da yok. Yani şimdi mesela eski bir sürü genel başkanlar falan var. Onlardan bahsediyor musun herhangi bir yerde yani? Çok çok enteresan bir şey olması lazım. Kılıçdaroğlu bir enteresanlığı da yok. Ama mesela bugün saçlarımda da gibi berber değilim. E, ee, Sıhhatler olsun. Bana. Sağ ol. E, ee, Berberde konuşulan konuşuydu. Yani oradaki benim yanımdaki bir beyefendiyi tıraş etmekte olan e, Berber arkadaş dedi ki... Fatih abi dedi ne kadar haklıymışsın dedi. Kesinlikle dedi AKP çalıştığından ben artık eminim. Dedi. E, tıraş olmakta olan bey de Evet haklısınız dedi. Ben de aynı şekilde düşünüyorum. Ben başta acaba mı diyordum dedi ama artık kuşkum kalmadı dedi. CHP dedi oylarını yüzde otuzlar civarında arttırmışken e, bunun dedi bu şekilde davranması kesin dedi buna değer ederdi. Bu berberde geçen bir konuşma. O yüzden bence hiç konuşmaya değer bir şahsiyet değil kendisi. Peki Ferhat Bey yeniden refah gördünüz mü? Gördüm. Şanlıurfa. Gördüm. Ben açık çısı ilk defa yeniden refahın canı yanıyormuş gibi hissettim. Evet, ya yanar, ee, yan, yanıyordur, yanmıştır, yanacaktır, yanmalıdır, yan, yanmak suretiyle e <laughs> kendini zora sokmuştur falan ama burada hep söylediğim bir şey var benim yani. Siyasal İslam böyle bir şey ve siyasal İslamcılık da böyle bir şey aslında yani. ilkesel bir davranış yok çok yakın havuzlar birbirine biliyorsun. Yani aynı şeyin laciverdi diyoruz ya, yani aynı suyun açık mavisi, koyu mavisi, laciverdi, işte mora çalanı falan. O yüzden hani aralarında fikri geçirgenlik çok fazla olduğu için eğer ilkeniz yok ise eğer o fikri geçirgenliğin arkasına sığınıp her türlü ortamda ya da her bugün orada o gün orada olabilirsiniz. Çünkü baktığınız zaman işte ya onlar da Müslüman. Şimdi Müslüman var, Müslüman var. Yani %100 kurallara uyan var, yüzde elli kurallara uyan var, yüzde yirmi kurallara uyan var. Kurallardan bahsedip, İslamiyet'in kurallarından bahsedip hiç uymayan var. Ama baktım dışı paketi e, İslami olduğu için o yüzden böyle o geçirgenlik fazla oluyor. E, yeniden refah aslına bakarsan İslam yani dini açıdan doğru söylemlerle AKP'yi yıpratıyor. Ama tabii siyasetçilerin... E, şeyi olmadığı için herhangi bir tabanı yani siyasal İslamcının bir ilkesi olmadığı için oraya da geçer. Yarın tekrar oraya da döner falan. Fark etmez yani çok kayda değer bir şey değil ama bu şeyi göstermez. Şanlıurfa halkının AKP'ye yeniden teveccüh edeceğini, yeniden teveccüh göstereceğini, yeniden AKP'ye oy vereceğini göstermez. Tam aksine sinirlenirler, daha çok sinirlenirler. Kardeşim ben mesela AKP'ye geçtiler ama bu bak ilk defa almıyor Urfa'da. Daha önce de Fakı Baba biliyorsun orada AKP'den AKP'nin kendisine yaptığına çok sinirlendi. Çünkü AKP Fakı Baba'yla e, sorun yaşayan milletvekillerinin e, isteği doğrultusunda başkasına aday gösterdi. Fakı Baba kalktı kendi bağımsız adayı oldu. Urfa'da bağımsız adayların kazanma e, yüzdesi yüksektir. Kazandı. Sonra o da AKP'ye geçti. Yani o siyasal İslam böyle bir e, durum. Çok çok fazla güvenmemek lazım şimdi kendisi henüz AK Parti'ye geçmedi ya da öyle bir haber Parti e görmedi. hatta değil mi? istifası bize ulaşmadı falan dedi sabah saatlerinde. Ee, yani karışık ama geçebilir. Ama Erba Erbakan'a sormuşlar Fahas Bey. Geçer mi AK Parti'ye diye. Kendisi de demiş ki AK Parti kendisine sirk cambazı ve zübük diyen bir partidir. Herhalde kendisine bunları söyleyen bir partiye geçmez gibi Belli bir şey olmaz. Belli olmaz. Belli olmaz. Geçer, geçebilir şaşırmayız. Siyasete kimler kimler neler diyor, nerelerdeler. Yani şimdi şeye bak. En büyük ortakları yani. yani şu ne bileyim işte Süleyman Bey'e bak Soylu'ya ya da işte Numan Kurtulmuş'a bak. neredediler neredeler. O yüzden şaşırtıcı değildir yani. Ciddi, siyasetçileri bu alanda ciddiye almayacaksınız. Ben geçmiş konuşmaları okuyunca hala bugüne inanamıyorum. <laughs> yani o kadar keskin ki her şey. evet. Evet, onu hani söylüyoruz. ipler, bir şeyler, Aynen. yeminler, falan. O çok acayip yani. Fatih Bey Teğmenler konusu gündem olmuştu. Hala gündem. Hala da gündemler. Hatta bazı gazeteler yani onları gazete demek de şey doğru değil de e, cunta junta özlemi gibi. Abi anayasa bağlı olacağım demenin nesi junta onu anlamadım ben. Yani adam diyor ki laik, Türk Cumhuriyeti'ni... anayasaya devletin ve milletin bölünmez bütünlüğüne kast karşı duracağım demenin nesi junta? Burada mesela ne yanlış ki o yanlışa sahip çıkıyorlar? Anlamadım ben bunu. Gerçekten anlamadım. Darbe mi yapacaksın demiş şey? Diyor ki devleti ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, laikliğe, anayasaya, demokrasiye ne, ne, burada? Burada bunlar hangisi bir junta demek ya? Hepimizin çocukluğumuzdan beri duyduğumuz hani bunu bazıları FETÖ'yle ile bağlamış diyor. FETÖ'nün feysi yok ya bu yemin vardı abi. FETÖ'yle yani bugün zaten her tarafınız FETÖ'cü oluyor. yani siz ne diyorsunuz ya? Her taraf FETÖ'cü kaynıyor. Bütün fetöcüler orada oraya atıyorsunuz. En baba FETÖ'cüler nerelerde dolandığını biz biliyoruz, görüyoruz. Ne FETÖ'cüsü? Ama böyle takmışlar bir çuntamında. İşte onları da istediği ortam bu falan diye o ortamı yakalıyorlar kendilerince. Mezunlara, bu subaylara bir soruşturma açılacak. Ben, ben sorduğum soruşturduğum böyle bir soruşturmanın izini görmedim. Yani belki bir yerlere birileri bir suç bulunmuş... ...bir soruşturma açılması istemiş olabilir ama... ...mevcutta böyle bir soruşturmanın... ...açıldığına dair hiçbir bilgiye ulaşamadım ben. Zaten bakanlıkta benzer bir açıklama... Ne dedi bakanlık? Demiş ki sosyal medya paylaşımları nedeniyle... ...tahkikat açıldığı iddiaları doğru değildir demiş. Ha, ben, ben duymadım. Neye tahkikat açacaksın burada? Ne diyeceksin yani? Peki şeyi gördünüz mü? Ee, Varank ile Ali Mahir'in başarının... Polineri. Şöyle bir gördüm. Varank görünce e, pek ciddi almıyorum konular ama şöyle bir baktım. O, ona ne diyorsunuz Ferhat Bey? Varank da her zamanki gibi ipe sapa gelmez cümleler kullanmış. E, diyeyim. Vesayet falan diye. Yani ne vesayet? Hangi vesayet? Abi siz, siz yani sizin yönetiminizde olan bir silahlı kuvvetler. Yani sizin atadığınız komutanların altındaki bir silahlı kuvvetler. E, silahlı yani harp okullarının başındaki komutanlar kadar hepsini siz belirliyorsunuz. Yani ne ve, vesayet ne yani? Mesela anayasayı bunlar vesayet olarak görüyor. Anayasa bağlılığı vesayet olarak. Orada neye takıldınız kardeşim? Ne, ne? Yani size anayasaya bağlılık mı rahatsız etti? Bölünmez bütünlük mü rahatsız etti? Devlet ve milletin bir arada olması fikri mi rahatsız etti? Laiklik mi rahatsız etti? Orada neyi vesayet diye görüyorsunuz ya? Vesayet özleyenler falan diyor. Ne vesayeti ya? Ne vesayeti? Hangi vesayet? Anlamak mümkün değil ama işte abi, abi bunlar böyle bir fay hattı bulmak, korkutmak, ürkütmek falan için her şeyi kullanacaklardır. Bak kendileri türbanlı bir kadının işe girmesini engelliyorlar ve sonra onun üzerinden türbanlı korku salma. Ya siz sokmuyorsunuz kardeşim işe ben değil. CHP'liler de değil. MHP'liler de değil ya da ne bileyim işte İyi Parti de değil. AKP'liler bir kadının işe girmesi engelliyorlar başörtüsü nedeniyle. Sonra da vay başörtüsü. Siz ama bacınız siz almadınız ya. Ne bacısı? Fatih Bey daha önceden bir yorumcu demişti ki Amerika'ya. Akdeniz'den ayak altından çekilin dedik çekilin. Evet sık ne var orada bir şey mi var? Şimdi o USS Wasp gemisi Hı -hı. geldi bir de İzmir'e İzmir demirledi, evet. demirledi. Şimdi Vatan Partili 15 kişi ABD askerlerinin kafasına çuval geçirmişler. Oh, soytarlık. E gördün mü bilmiyorum. O, o gariban asker ne yapıldığını farkında değil. Sanırsın ki o asker Amerika'yı temsil ediyor falan. Ya sen Amerikan başkanıyla görüşmek için... 40 takla atan bir... ülkenin iktidarını destekliyorsun. Sen bugün iktidarın yancısı olmuşsun parti olarak. Ve bütün bunlardan sorumlu olan bir iktidar orada durur ve sen o iktidarı alkışlarken... Sonra sana bağlı bir takım gençler gidip bir tane gariban çarşıda gezen akça pakça suratlı bir Johnny'e saldırıyor. Ya o Johnny'nin muhtemelen ne Amerikan dış politikası haberi var, ne Türklerin başına bir zamanlar çuval geçirdiğinden haberi var. Ya sen çuval geçirtenlerin yanında duruyorsun. Çuval geçirmesine seyirci kalanların yanında duruyorsun. Ve onlara parti olarak destek veriyorsun. Muhalif duruşu olanlara atar gider yapıyorsun. Sonra da, da sokakta gördüğün gariban bir Amerikalı askerin. Ya o Amerikalı askerin zaten ne günahı var kardeşim? Videoda da hiç anlamadığı belli. Adam yani. anlamıyor ne diyor. Şu an diyor. Sanıyor ki kendisi şaka yapıyorlar zaten diyor. Ya, bir Türk işi bir şaka falan zaten diyor. Ve çok belli gülüyor miliyor ne oluyor falan diyor. Ve 15 kişi bir kişiye saldırmış kafasına çuval geçiyorlar. Ama sen onların ülkesinin ...emri üzerine Doğu Akdeniz'den gemileri çekiyorsun. Sen onların ülkesinin emri üzerine Ukrayna'ya drone satıyorsun, onu satıyorsun, bunu satıyorsun... ...veriyorsun ya da 300 milyon biliyorsun para verdiler Ukrayna'ya ki e, Türkiye'den drone alabilsinler... E, ...diye 300 milyon dolar. E sonra... ...bir tane askeri... ...büyük büyük başarı, vallahi billahi... ...ulusal onurumuzu muazzam tamir ettiniz. Ulan... ...bu, bu onun onuru tamir etmek değil ki bu. Ulusal onuru daha da zediremek bu ya. Sen Lavrov'la haber yolla biz şeyden çekilmeye hazırız diye. E, Suriye'nin kuz, Suriye kuzeyinden. Iraklılara orada belki bir üst kurarım diye Türkiye'ye girmeleri için ta, şey ver. E, vizesiz giriş hakkı ver. Sonra bir tane akça pakça Amerikalı gariban büyük ihtimalle e, sıfır eğitimli orta batılı bir Amerikan, Amerikan çocuğunun suratı kafasına şey geçirdin diye büyük iş yaptın. Yani soytarılıktır. Başka hiçbir şey değil. Çok ilginçti zaten görüntüler. Soytarılık. Çocuk ne olduğunu farkında değil. Kesinlikle Onlar değil. Bunlar ne yapıyor acaba? Şaka falan diyor. yapıyor zannediyorlar. Şaka yani. yapıyor. Gülüyor. Bir tebessüm, bir gülümseme var. yani. Şimdi onu bütün dünya izledi işte. Rezillik. Fatih Bey İzmir canisi. Hı hı. İki kişiyi öldürmüş, bir kişiyi yaralamış. Ama zaten geçmişte de öldürmüş, yaralamış. Ve, ve mahkum. Ve yani yaralamalar, öldürmeler de öyle basit hani kendini korumak vesaire diye de yani taksiye biniyor, taksiciyi öldürüyor. Gasp ediyor sonra. Gasp ediyor. Yani normal şartlarda medeni bir ülkede, hukukun olduğu bir ülkede bir daha gün yüzü görmeyecek suçlar işlemiş geçmişte. 2019'da da denetimli serbestlik şartıyla tahliye ediliyor. Evet. Sonra yine cinayet. Sonra kişiyi daha öldürüyor, üçüncüyü de ağır yer alıyor. Ve yine gasp yine soygun yine bir takım e, olaylar. Peki sen bu denetimli serbestliğin niye olduğunu biliyorsun değil mi? Şimdi o denetimli yani bu caniler, bu katiller niye serbest bırakılıyor biliyor musun? ruba gibiler... Can Atalay gibiler... Hapsi, hapise atılabilsin, hapiste tutulabilsin diye. Çünkü... bunları salıyorlar ki... bu düşünce suçlularını, bu söylediği laftan dolayı suçlanan insanları... hapse attıkları zaman, cezaevlerinde yer olsun diye. O yüzden ne kadar katil varsa, ne kadar gaspçı, birtakım daha ağır suçlardan e, hükümlü varsa... hepsi... İşte korona morona falan filan da ayrıcadan ekstra bahane olarak salı verildi. Dikkat et her cinayetin her böylesine büyük olayın arkasından mutlaka direntimli serbestlikle salı verilmiş, korona tedbirleri kapsamında salı verilmiş bir, bir suçlu çıkıyor. Bu ülke suçlular için sadece bu alan değil her alanda suçlular için bir cennet doğru düzgün yasaya hukuka saygılı iyi vatandaşlar ise bir cehenneme dönmüş vaziyette Emreciğim. Bunu hepimiz iliğimize, kemiğimize kadar hissediyoruz. Suçluysan şahane. Bak gördün mü Dilan Polat evinden gile pozlar paylaşmaya başlamış. Silmiş ama sonra. Silmiş mi? Tüh. O eve el konulduğu söyleniyordu ya. Ha bak o da yanlış bilgi aslında. İşte Dilan Polat'ın arabalarına el kondu falan filan diyordu. Onların Dilan Polat'ın değil, Comanchero içerisinde arabaları olduğunu. Burada biz söylemiştik. Hala o arabaları geri verecek misiniz falan diye soranlar var. Geri verecek, verilecek mi diye soranlar var. O arabalar el koyulan ve polislere makam, araba, makam değil de nedir? Şov arabası olarak dağıtılan e, araçlar e, Dilan Polat'ın değildi. Fatih Bey bu dediniz ya her yerde suç. Yani Yargıtay Cumhuriyet Savcısına bile saldırmışlar. Fenerbahçe alanyaspor maçı sonrasında. Evet. Oğlum, arkasındaki oğlum. Ara, araç korna çalınca ona korna çalma demiş. Adamı yatırıp bir güzel dövmüşler. Savcı mecburen bekliyormuş şey alabilmek için, fiş alabilmek Heh, için. Evet, evet, Otopark. Otoparkta çıkışı. Çıkışında çalma bekliyorum deyince saldırmışlar. Burada hep söylüyorum trafikte sakın kimseye tartışmayın, sakın kimseye kavga etmeyin, ...aman ha arabadan sakın inmeyin diye, bizim burada aylardır sıklıkla gündeme getiriyoruz. Çünkü... ...ortalıkta bir grup psikopat var. Yani memlekette artık doğru düzgün insan rastlamak giderek güçleşiyor. Sokaklar bunlara e, tahsis edilmiş vaziyette. Otomobillerin direksiyonunda bunlar var. Ben mesela... ...bana birisi bir şey falan derse... ...duymamazlıktan gülüyorum. Duyarsam da selam vererek geçiyorum. Çünkü değmez. İndi arabadan indiğin anda inmene gerek yok. Girip onlar senin camına falan kırmaya çalışıyorlar biliyorsun. Pek çok böyle örnekte de olduğu gibi. Sayın savcımız da savcılığından ötürü bana bir şey yapmazlar diye düşünmüş ve inmiş. Ve adamcağızı bayağı bir hırpalamışlar. Yani yere yatırıp dövüyorlar yani. Allah tarafından hiç savcıymış. Hiç olmazsa savcı oldu. Şimdi orada dayak yiyen normal bir vatandaş olsaydı haberimiz bile olmazdı zaten. Kesinlikle. A yani, Aa dövmüşler mövmüşler, hadi güle güle. El sıkışın öpüşün korkuşun siz kardeşsiniz. Polis de muhtemelen öbür e, çakalları tanımıyor tanımıyor bilmiyor olacaktı. Ya da belki de mahallenin çakalı olduğu için polis de gayet aralarında iyi de olabilirdi onu da bilmiyoruz. Ve salıp giderdi konuda haber haber olmazdı. Allah tarafından savcıymış da böyle bir rezillik olduğunu herkes gördü. Ve muhtemelen de darp edilen savcı olduğu için bu kişiler en azından bir cezaya çarptırılacaklardır diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi eğer vatandaş olsaydı hiçbir şey olmazdı. Belki savcının dövülmesi bu rezayete biraz dikkat çeker. Ama hiç sanmıyorum. Çünkü her gün binlerce oluyor bunu. Gözümüzün önünde, Gözümüzün oluyor, önünde oluyor, oluyor. Fatih Bey şimdi Rütük Başkanı... Iy. Bir televizyon Diyanet problemini... İşleri Diğer işte başka deyince iyi, iyi diyorum. Diş. Rütük Başkanı deyince <laughs> iyi diyorum. <laughs> Bende benzer hissiyatlar uyandırıyorlar. Ama Diyanet İşleri Başkanı bir tık daha kötü bir tık değil yok. Birkaç tık daha kötü. Rütük Başkanı azından kendini Cumhurbaşkanı aynı seviyede görmüyor. E, Diyanet İşleri Başkanı kendini Cumhurbaşkanı'nın da üstünde görüyor. O yüzden o daha iyi. Bu iyi, iyi. Hafif iyi bu. <laughs> Az iyi. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi Fatih Bey, Rütük Başkanı bir televizyon programında bazı açıklamalarda bulunmuş. Bir televizyon programı değil. Armağan Çağlayan'ın Ekol TV'de hazırlamakta olduğu televizyon programı. Biz emeğe saygılıyız. Kim ne yapıyorsa. Armağan da benim çok eski arkadaşımdır. Teke Tekin ilk yapımcısıdır. E, Teke Tekin ilk stüdyo şefidir. E, o yüzden Armağan Çağlayan'ın Ekol TV'de yapmakta olduğu programa konuk olan Rütük Başkanı Ebu Bekir Şahin diyelim. E, niye sakladın adını bilmedim. Sakla, hatta ben özellikle baktım. Nerede çıkmış diye böyle birkaç haber sitesi gezdim. Sürekli bir televizyon programı yazmışlar. Ah yazmıyorlar mı? Aynen. Bu, bu ayıp bu, alçaklık bu yani. Ben de e, çok ayıp. üstüne düşmedim sonra ha. bulamayınca ama. Evet, tahmin, et, tahmin ederim. Çünkü sen öyle şeye dikkat edersin normal şartlarda. Ee, ayıp ya yani. Bir insanın bir emeğinden faydalanarak onu haber yapıyorsan, bunun adını sana da vereceksin. Armağan Çağlayan'ın televizyonda yaptığı programda. Ekol TV galiba değil mi? Ekol TV'de. Evet. Armağan Ekol TV'ye geçti çünkü. Faris şimdi sokak röportajları gündemde. Sokak röportajlarına düzen getirilecek, iftira atamayacaklar, yanlış bilgi veremeyecekler, doğruluğu tartışılan bilgiyi veremeyecekler. Allah Allah. Demiş rütük Başkanı. Peki buna mesela yandaş televizyonlara dahil mi? Mesela televizyon, televizyonlardaki yorumculara dahil mi? Mesela biz ayak altından çekildik, Amerika Doğu Akdeniz ayak altından çekildi diyen fikir, zikir, zeka neyse hepsinden yoksun kişiyi de kapsıyor mu? O doğru bilgi mi mesele? Yoksa iş, rütüğün, rütüğün, mevcut yapısının işine gelmeyen, onların hoşlanmadığı bilgiler mi verilemeyecek? Mesela çıkıp birisi doğruluğu tartışmalı bilgi olarak e, işte dünya lideri Sayın Erdoğan falan derse mesela bu da bir dakika kardeşim bu doğru bilgi değil diye yasaklanacak mı? Veyahut da Almanya bizi kıskanıyor kardeşim diyen gurbetçiler de yasaklanacak mı sonra röportajlarında? Yalan, sonlar da yalan, değil mi? Hiç zaten. en azından doğruluğu belli değil. Zaten ilginç olan da o. Yani. de doğruluğu tartışılan. Bu, bunun doğruluğu tartışır. Almanya bizi kıskanmıyor, doğruluğu <laughs> tartışılmaz bir şey bu yani. Veya bizim ekonomimiz Avrupa ekonomiklerinden daha iyi değil yani, bu da tartışılmıyor. Bunları söyleyenler ne olacak? Onlara da yasak mı gelecek? Ya saçmalık Emre'ciğim bunlar. Gerçekten saçmalık yani. Rütük böyle sapma sapan şeyler yapıyor. Ee, Rütük Başkanı'nın Armağan'ın programında söylediklerinden sonra pek çok insan, kişi beni arayıp senin yüzünden YouTube'a da yasak geliyor falan e, dediler. Zaten insanlar bunu hep söylüyorlardı bana. Ya senin yüzünden Rütük'ü de kapatacaklar falan e, diye. Tabii sırf ben değil birkaç muhalif e, yayıncı daha var e, şeyde. YouTube'da ama... E, işte onların da benim yüzümden daha da muhalif olduğu falan filan söylendiği için... ki yok. Arkadaşlarımız zaman zaman muhalif, zaman zaman daha az muhalif olan... E, iyi gazetecilerdir e, pek çoğu. Ama işte... Rütük Başkanı şey diyor. Kendi kanalıyla geç... Demiş. Kendi kanalıyla geçinemeyip, anlaşamayıp, ayrılıp sonra YouTube'da. E, tarif kim? Kim acaba? Kim acaba? Adı F ile başlayıp, Atih ile devam eden... Orta Asya'da bir dağ, dağ silsilesinden soyadını alan falan deyip daha da yakın bir şey yapabilirdi yani. Ya şimdi hukuksuz yani söyledi mesela. Şey, e, diyor ki e, YouTube'u da lisans. Böyle bir şey yok. Dünyanın hiçbir yerinde YouTube'la ilgili bir lisans yok. Ayrıca da yasa olarak hakları da yok böyle bir şey. Ha yarın öbür gün bir yasa çıkarırlar, çıkarırlar. E biz de gideriz, biz Almanya'dan ya yaparız, Fransa'dan ya yaparız, Japonya'dan ya yaparız. Ne bileyim, ne bileyim, buluruz bir yer, İran'dan yayın yaparız, Dubai'den yaparız. Ki Dubai'de yapanlar çok izleniyor biliyorsun. İzleniyordu daha doğrusu susuncaye kadar. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu o gazeteciler cemiyeti başka ilan etmişlerdi. başka bir istifa mı etti ne oldu? Herhalde söyleyeceğini söyledi ya da alacağını aldı. Ben bilmiyoruz artık herhalde. Işte ya da sus uzatma yoksa hiç gelemezsin falan. Neyse. Düşene vurulmaz biz de ona vurmayalım. Susmuş bile olsa bir zamanlar he heyecanlıydı. Yani Rütük Başkanı söylediği, ipe gelir, ipe sapa gelir tarafı yok yani. Hiç e, ne hukuki ne bir şey. E, yani benim Ebu Bekir Şahin'e tavsiyem ya, bu kadar da kendini küçültme yani. Bu kadar da küçültme. Neyse bir bildiği vardır. Yani şu, şunu biliyor ki bunların hiçbir tanesi Ebu Bekir Şahin'in kendi fikri diye yani. Ona şöyle yap, böyle yap falan filan deniyor. O da işte ne diyeyim kul. Ne kulu? Emir kulu. Emir kim sorma. Şimdi Fatih Bey medyadan bahsetmişken medya ombudsmanı Evet kendini ombudsman e, olarak uzun yıllardır. Eee yani Hürriyet'te ombudsmanlık yaptı bir ara. E, o günden beri de kendini ombudsman olarak eee görüyor Park Bilirici. Şimdi şöyle bir şey demiş Şehrin kendisi. De Demirören gazeteleri yıllardır patronlarının TV kanallarının tanıtım bülteni işlevi görüyor. Bu etik değil demiş. Şöyle yani demiş mi Demiş. Yani Doğru, Demirören Gazeteleri patronlarının, e, televizyonlarının basın bülteni görevini görüyor. Ama... Doğan Grubu Gazeteleri de... patronlarının, televizyonun basın bülteni görevini görüyorlardı. Ciner Grubu'nda artık gazete yok ama gazeteleri varken, onlar da Show TV'nin veya şu diğer televizyonların... E, ATV'nin... E, içi de bulduk. Yani... Ben bildim bileli televizyona bunu yaparlar yani gazeteler gruplarının televizyonlarının reklamını, tanıtımını, programlarının öne çıkarılmasını yaparlar. Yani burada bir gariplik yok. Herkes de bilir zaten onlara ait olduğunu. Ona göre de bir mesafeyle okur. E Herkesin de kendi grubu olduğu için öyledir yani. Hani bu etik mi? Bunun başka yerde örneği var mı? Başka yerde örneği olamaz zaten çünkü başka pek çok ülkede aynı zamanda hem televizyon hem gazete sahibi olmakla ilgili yasaklayıcı kurallar var. Amerika'da böyle bir kural var. Yapamazsın. Yani hem gazete hem televizyon sahibi olamazsın. O yüzden bir Amerikan gazetesi e, bir ay bir televizyonu övemez. Avrupa'da da pek çok yerde böyle kısıtlamalar var. O yüzden hani bu evrensel kural diye de bir şey yok burada. Ama Türkiye'de bu iş serbest olduğu için yıllardır da böyle yani Faruk e, şeyde Hürriyet'te ombudsmanken de Hürriyet o zaman da Doğan grubunun e, Televizyonlarını överdi, öyle çıkarırdı. E, bunda da şaşırtıcı bir şey yok yani. yani etik dışı mı? hoş değil ama hani etik dışı da sayılmaz. Gizli bir ilişki değil. Aralarında bir avanta levanta durum yok. Hatta muhtemelen o gazeteler para kazanmadığı için iktidarın emrinde kaldıkları süre içerisinde mecburen televizyon tarafının gelirleriyle büyük ihtimalle yaşıyor. Çünkü televizyonlar biraz daha reklam açısından daha şanslılar ve gazeteler artık satmadığı için reklam da alamıyor. O yüzden Faruk kusura bakmasın bu konuda ona katılamıyorum yani. Fatih Bey şimdi bu medya konuları dışında bir de ekonomi başlıkları. Geldik mi yine ekonomiye? Aslında konuşmamız gereken hep ekonomi aslında. Doğru söylüyorsun. Fatih şimdi Mehmet Şimşek'i hükümete Cüneyt Zapsu'nun tavsiye ettiği iddia ediliyor. Aha. Cüneyt da Mehmet Şimşek başarısız olursa faşizm tehlikesi ortaya çıkar diye bir yazı yazdı. Bu ne demek? Açıkçası ben anlamadım. Mehmet Şimşek başarısız olursa faşizm tehlikesi ortaya çıkar. Şunu demek istiyor herhalde. Yani umutsuzlaşan... E... Halk kitleleri giderek daha radikal siyasete doğru kayarlar. Bu radikal siyasette faşizme yaklaştırır demek istiyor herhalde. E, muhtemelen de Batı'daki işte şu anda Fransa'da, Almanya'da, Hollanda'da e, olan bitenden. E, yola çıkarak bunu söylüyor olabilir Cüneyt Sapsu. Cüneyt Sapsu biliyorsun AKP'nin kuruluşundan beri içinde yakınında olan isimlerden bir tanesi. Hatta fazlasıyla yakınındaydı. Hatta AKP'nin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başbakan olduğu hatta daha başbakan bile olmadığı dönemde dış ilişkilerini kotaran işte Davos'taki ilişkilerini falan kullanarak bununla AKP'ye uluslararası bağlantılar sağlayan kişiydi. Son olarak gündeme... E, geldiği eleştirel nokta ise özellikle AKP'ler tabi eleştirilmişti. Amerika'da katıldığı bir toplantıda... E, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı lavabonun deliğine süpürmeyin, ondan faydalanın falan gibi bir laf etmişti Cüneyt Sapsu. E, ve... E, sonrasında AKP'yle de arasına biraz mesafe koymak zorunda kalmıştı. Ancak e, şöyle söyleyeyim... Cüneyt Sapsu yine de baktığın zaman AKP içerisinde... Batı'ya en dönük, fikirleri nispeten en makule yakın olan isimlerden bir tanesidir. Ailesi zaten baktığın zaman Kürt siyaseti açısından da önemli bir ailedir. Varlıklı, uzun yıllardır varlıklı. Benim neredeyse çocukluğundan, gençliğinden beri tanıdığım, en azından kuzenlerini tanıdığım... birisidir Cüneyt Zapsu. Mehmet Şimşek'i onun getirdiğini ben zannetmiyorum. Ancak Mehmet Şimşek'in uyguladığı ekonomik politikayı desteklediğinden... adım gibi eminim. E, çünkü artık e, Zapsu'nun AKP ile o eski... Yani enseye tokat ilişkisi olmadığı e, için... orada çok etkin olmamış olabilir ama... E, bugün Şimşek oradaysa eğer, e, orada olmasının devam etmesini isteyen... bir tarzı vardır e, Cüneyt Zapsu'nun. E, Biraz da şeydir yani ne diyeyim çok konuşan çok konuştuğu için de zaman zaman boş boğazlık denebilecek tarzda laflar da eden birisidir. kendi fikrine çok önem verir. Yani kendi fikrine aşık derecesinde fikirlerine önem verir. Yine de şöyle söylemek bir kez daha söylemekte fayda var. AKP içerisinde en yüze en Batı'ya dönük olan muhtemelen odur. Fatih Bey bir de diğer tarafta belediyelerin SGK borçları Şimdi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan dedi ki SGK'ya borcu olan belediyelerin neredeyse tamamı CHP'li. E zaten belediyelerin çoğunluğu CHP'li olduğu için artık ve büyük belediyeleri normaldir yani. Ama AKP'liler de vardır. Vardır yani her partiden vardır. Şunu, şunu, şunu söyleyeyim mesela İstanbul Belediyesi AKP döneminde AKP kontrolü gel SGK'ya borcu yoktu da CHP döneminde mi başladı? Bir baksınlar ne zamandan beri borcu var? Veya Ankara Belediyesi'nin. Ankara Belediyesi'nin Melik Gökçek zamanında zannediyorum bizim yazlık evin e, bacasına yuva yapan Leyli'ye ya bile borcu vardı. Yani herkese borcu vardı. Neredeyse Jurassic Park'a borcu vardı yani. Vardı. Vardı. Şeye borcu vardı, BOTAŞ'a vardı, oraya vardı, buraya yani bu gırtlağından öte borcu vardı yani. Şimdi şey kanıtlarsa bunu e, Sayın Işıkhan, kardeşim işte Melih Köşek zamanında sıfır borç vardı, Mansur Yavaş geldi, on derse amenna, şapo, şapka. E, yok böyle bir şey. O zaman da vardı, şimdi de var, bugün de var, yarında olacak. Belediye büyüdükçe borçları da artıyordu, o da normal. E, büyük belediyenin büyük bölümü CHP'de olduğu için doğrudur, CHP'nin daha fazla, CHP'lerin daha fazladır. Ama yeni bir şey değil yani. Ezelde, ben ezelden beridir belediyenin borçlusunu bilirim yani. Eğer işte bunları yasal yoldan tahsil etseniz... E, yani. AKP olduğu zaman etmiyordunuz, örtülü denkten para yolluyordunuz, CHP olunca tahsil yoluna gidiyorsunuz. Fark burada. Bunu eğer vicdanınız ve adayet duygunuz, partinizin adında olan adayet duygunuz işine sindiriyorsa, bence hiç maaş yok, herkes borcunu ödesin bence de. Şimdi Faruk Bey, burada Mehmet Şimşek'in ekonomi politikaları işe yarıyor mu acaba diye bu soruyu ekledim. Goldman Sachs... Türkiye'ye dair tahminlerini değiştirmiş. Hı hı. Şimdi sene sonu enflasyon beklentisi yıllık %62'den 51,4'e çekilmiş. Hı hı çekilmiş. Yani aslında neredeyse bir 10 puan hı hı. düşürmüşler. Ama aynı zamanda sene sonu dolar beklentisini arttırmış Goldman Sachs. Yani bir önceki dönemde beklentisi dolar kurunun 39 TL olacağıymış. Şimdi 44 TL'ye çekmiş. Evet. Burada bir başarılı politikadan söz edebilir miyiz? Yani Mehmet'ciğim şeyin politikaları sizce işe yarıyor mu? Şimdi geçen gün bu konuyu, şimdi sen gibi diye bu telefonunu eline aldı bakıyor diye. Geçen gün bu konuyu şeyle tartıştık, şeyle konuştuk. Benim mektepten arkadaşımdır. Ekonomi profesörü Haluk Levent'le konuştuk. Yani bu şarkıcı Haluk Levent değil. Kimse merak etmesin. <laughs> Haluk'la başka konular konuşur da ekonomik konuları konuşulmaz. Çünkü biliyorsun ekonomisindeki arazlar nedeniyle Haluk Levent zaman zaman... E, hapse falan bile e, girmiştir o yüzden Haluk Levent le ekonomi konuşmam. ben. Ama e, şunu e, profesör Haluk Levent le konuşurum. Haluk Levent iyi bir e, ekonomisttir. Haluk Levent'in söylediği şuydu bana. Diyor ki şimşek konusunda bence diyor haklı değilsin diyor. E, şimşek diyor aslında bu diyor Batı'dan aldığı desteğin önemli sebebi e, enflasyonun mücadele adı altında Türkiye'ye gelen sıcak paraya çok yüksek faiz ve işte bir takım avantajlar sağlaması bunun dışında diyor bir önemi yok ve diyor dışarıdan Türkiye'ye sıcak para getiriyor bu paraya da Türk ekonomisinin ve Türkiye yönetenlerin ihtiyacı var şu açıdan ihtiyacı var diyor mevcut sistemin sürebilmesi ve AKP'nin kendi Hinterland'ındaki tırnak içince çeteleşmiş grupları veya müteahhit gruplarını desteklemesi, besleyebilmesi için diyor bu sıcak kaynak gelişine ihtiyaçları var. Ve bu kaynak diyor ancak Mehmet Şimşek başta olduğu müddetçe geleceği için o yüzden diyor desek diyor. Peki de enflasyon mücadele vezir diyor ki bu, bu program enflasyonla mücadele edemez diyor. Çünkü tek bacaklı bir enflasyonla mücadele söz konusu olmaz diyor. Mehmet Şimşek diyor Türkiye'ye para getirmek dışında bir derdi yoktu. diyor. Bu bir ekonomi profesörünün tek farkı. Ee, tek sözü ve bu diyor ki... epistemolojik kopuşçulardan diyor, arasındaki tek fark da budur diyor. Onlar artık para getiremeyecek noktada oldukları için diyor... Meve Şimşek geldi, o para getirebiliyor ve... dışarıya da bu paranın faizini ödetebiliyor diyor. Bunu söyleyen bir ekonomi profesörü. Şimdi Mehmet Şimşek başarılı olur mu olmaz mı? Açıkçası çok e, emin değilim. Ama şunu şunu biliyorum. Mehmet Şimşek'e en fazla muhalefet aslında iktidar yanlılarında ve özellikle iktidar yanlısı medyada var. Bunun temel sebebi bir tanesi şu. Mehmet Şimşek öyle veya böyle en azından bazı muslukları kapatmayı başardığı için bunlar arasında da kamunun Tamamen kontrolsüz bu medya gruplarının aktardığı paralar vardı. Bankaların, kamu tarafından kontrol edilen birtakım... telekom şirketlerinin, Türk Telekom ve işte Türksel ve e, şey gibi Türk Telekom'un e, GSM operatörü gibi şirketlerin, işte, kamu bankalarının falan aktardığı medyaya korkunç paralar vardı. Yani sınırsız. Ne yaparlarsa veriyorlardı parayı. Mehmet Şimşek... bu tasarruf tedbirleri kapsamında... bazı şey yani mesela sarayın harcamalarını çok de ama... en azından bu bankaların... sınırsız reklam bütçeleriyle, sınırsız tanıtım bütçeleriyle... bu iktidar yanlısı medyaya... akıl dışı paralar aktarmalarının önüne geçti. Tamamen engellemedi. Bunu makul bir seviyeye çekmeye çalıştı. Bu da o medyalarda... Ve karşı büyük bir tepkiye sebep oldu. çünkü milyarlar topluyorlardı, milyarlar alıyorlardı e, kamu kaynaklarından. Şimdi yine milyarlar alıyorlar ama daha az milyarlar alıyorlar. Ama tabii alışmışlar o... obez gelirlere. E, şimdi biraz sıkıntı çekiyorlar. Ya mesela... Hay Allah diyor, e, medya Grup Başkanı bunlardan bir tanesinin bu sene diyor May değiştiremeyeceğim diyor. Veya işte S560 yerine S450'ye bineceğim falan diyerek böyle kendine dertler ediyorlar. O yüzden de Bebe Şimşek'e biraz diş biliyorlar. Onun da bir etkisi olduğunu kimse unutmasın. Fatih Bey, bendeki son başlıkta memleketin yeni belası kumar. Özellikle online bahis. Hmm. Şöyle bir şey olmuş. Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil yasa dışı bahis yani illegal bayis reklamı yapmışlar. Bunların yanına bir tane genç gitmiş o yasa dışı bahis sitesinin amblemini giyen... Hı hı. onlarla... kumar oynuyorum sosyal medyadan paylaşmışlar. Vallahi yani şöyle söyleyeyim... yanlış reklam yüzü. Nasıl ki TOG için... Mustafa Varak yanlış bir reklam yüzü ise... yasa dışı bahis siteleri veya yasa içinde olsa fark etmez... içinde... Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil iki adet son derece yanlış reklam yüzü. Niye? Şimdi Kim varını yoğunu kumarda kaybetmiş ve kendini madara etme noktasında, sefaret noktasına e, getirmiş. Üstelik de yani işlerini iyi yapan, yani... Serdar şarkılarını beğen beğenme, popüler, konserler veren, milyonlar kazanan falan birisi... Diğeri Mehmet Ali Erbil öyle. Yani Türkiye'nin en yetenekli, en komik sunucularından bir tanesi. Zaman zaman saçmalasa da yeteneğine ve komikliğine kimse bir şey diyemez. Bunlar televizyonlardan, müzik sektöründen milyonlarca dolar kazanmışlar. Ve bu kazandıkları parayı yasa içi veya dışı bahislerde yok edip sefayetin kucağına düşmüşler. Ve bunlara kumarhane reklamı yaptırıyorsan, bahis reklamı yaptırıyorsan bundan daha dangalakça bir reklam alamaz. Ya yani oraya kumardan para kazanmış bir gün. De ki abi ben dedi kumar oynadım. Balı götürdüm bak işte bu arabaya bu özel uça. Ya bunlar altlarındaki donu kumara vermiş adamlar. Yani bunları reklam yüzü yapar mısın ya? ya milyon dolar kazan götür kumarda kaybet. Sonra iç iç ağla din televizyonlarda, tiktoklarda, miktoklarda. Kim abi bunlara şey yapar? Haksız mıyım? Yani mesela <laughs> Mehmet Ali Erbil'e şöyle bir reklam verilse anlarım mesela. E, işte şunu için libidonuzu arttırır falan diyor. Çünkü adam 70 yaşına geldi. Gencecik kızlarla falan takılıyor. Bu libidonuzu arttırmak için bu ilacı kullanan reklam oynar da. Kumar reklamı hakikaten çok saçma Mehmet Ali için. Hele hele, hele Serdar Ortaç için. Tam felaket yani. Adam hayatı, hayatı kararmış. Karısı kaçmış, paralar gitmiş, her şeyi kaybetmiş. Bu bayi sitesine mutlaka gelin. Siz de donunuzu verin. <laughs> Böyle bir reklam olur mu ya? Ben verdim, siz de verin. <laughs> Çok aşağı bir ya. <laughs> Ama ilginç bir strateji yani bilmiyorum. Evet ilginç. <laughs> yani bir yandan da kamu spotu gibi bir şey. Bu arada o. bizi magazin konularına soktu yani. Bu magazin sayıda bilmiyorum ama. Ya sürekli de siyaset böyle hard şey konular Fatih Bey yani hardcore hardcore. Haklısın haklısın. Bazen de böyle hani biz belki konuşurken anlamıyoruz da ben sonra işte izlerken hiç ya da Hiç karar bakınca diyorum ki yani. Evet evet doğru, doğru söylüyorsun bazen insanın çıkarıyor hakikaten. Ama yani Hayatla la la london değil, Türkiye'de hiç değil yani. Çocuklarımız için bizim içimizin karar... Yani çocuklarımızın içinin kararmaması için bizim içimizin kararması ve bu içimizin kararması nedeniyle de gerekeni yapabiliyor olmamız lazım. Memleketin sorunlarına sahip çıkmamız lazım. Memleketin siyasetini yakından takip devamımız lazım. Çünkü nereye kadar yani kafamızı kuma gömerek, yani Şeyma Subaşı gibi yaşayamayız biz yani. Zaten buna en iyi şeyde anlıyoruz. Yabancı birine burayı anlatmaya çalıştığınızda... Anlamaları mümkün değil o kadar zorlanıyor ki yani mi? sadece Anladın enflasyon mi? konusu. Tek yurt başa. dışında yaşayan e, Türklerden çok, şunu çok sık diyorum. ya yani orada olan bitenler burada bizi çok utandırıyor artık diyorlar yani. Fars Bey siz Şeyma Subaşı dediniz ya, ben hazır sulandırmışken biraz daha sulandırayım. <laughs> Kendisi üstsüz bir post paylaşmış ne diyorsunuz? Üstsüz post paylaşmış, paylaştığı pozu görmedim ama üstüne yapılan eleştirileri falan filan gördüm. Doğrusu Foz'u da görmedim. Açıkçası ilgilenmiyorum da. Niye ilgilenmiyorum? Şeyma Subaşı... Şeyma Subaşı beni takip ettiğim birisi değilim. Bu yüzden eleştirenleri de anlamıyorum şimdi. Hem takip ediyorsun... Üstelik de galiba kızın bir de paralı bir kanalı da var e, kadının. Onu bilmiyorum. Para, para vererek abone olduğun bir kanalı falan da e, var. Para verip kadının kendini teşhir etmesini izlemek istiyorsun. Sonra da vay kendini niye teşhir ediyorsun? Kardeşim siz Şeyma Subaşı'nı felsefeye olan merakınızdan, dünya duya, dünya sorunları olan duyarlılığınızdan, çevre konusunda vereceği mesajlardan, çocuk yetiştirme konusunda vereceği üstün bilgilerden ne için takip ediyorsunuz Şeyma Subaşı'nı? Zaten bunun için takip ediyorsunuz. Yani siz kadın kendini sergilesine takip ettikten sonra vay kendini sergiledi. Babas o yüzden oradasın. Ya beni takip edenler ben vücudumu sergileyim diye takip etmeler. Büyük ihtimalle şey sergilersem kaçarlar zaten. Açın mı mi. E şimdi onu bu yüzden seyrediyorlar. Bu yüzden takip ediyorlar. Üstüne bir de para veriyorlar. Ayda 100 lira, 200 lira neyse bilmiyorum kaç paraysa. Sonra da aa Şeyma üstsüz poz verdi. Ulan üstsüz poz vermedi zaten orada siz olmayacaksınız be adamlar yani. Be kadınlar neyse. Ayrıca da size ne abi? Size ne? Beğenmeyen izlemez. Ha çocuklarınızı izletmeyebilirsiniz. Yani çocuklar bunu izlemeyin falan diyebilirsiniz. Parental guide diyorlar ya anne baba şeyi. Yani iyi örnek değil evladım sen yapma falan diyebilirsiniz. Ama kadının işi bu zaten. Kadın Şeyma Subaşı hayatını sadece bedeni değil hayatını teşhir ederek kazanıyor. Arada bedenini de gösteriyor falan. Ama işi bu abi kızın. Yani parasını buradan kazanıyor. Hem Şeyma Subaşı'nı görmek için izle hem de aa gösterdi de. Fars <laughs> Bey bunu da Bana bunları da söylettin ya <laughs> Emre yani. Magazinin dibine vurduk yani. Fars Bey benim burnumluk sormuş oldum. Ama anladım öyle. Ne kızıyorsun sen? Ben, ben şeyim falan kızmıyorum. Çünkü izlemiyorum ne yaptın? Ne haberim yok. Sonuçta yaptığının benim hayatıma bir etkisi yok yani. O yüzden izlemiyorum. Yani gelip benim evin önünde yapmıyor bunu veya benim gözüme sokmuyor. İzlemezse görmezsin. Ben görmüyorum. Fatih Bey benim bitti. İzlenmemiz <laughs> düşerse ben nasıl oynayacağım? <laughs> İyice düşecek izlenmeler. <laughs> <laughs> Bugünkü videonun başlığı... Açayım mı gör <laughs> Fatih Altan'ın soyunma sözü verdi. <laughs> Fatih Bey öyleyse... Herkese güzel bir gün dileyelim. Neşeli bitirdik. İnşallah günümüzde neşeli geçer. İnşallah Türkiye'de neşeli gündemler olur. Şu ekonomik krizi... ...inşallah çözecek... ...çözüldüğünü görürüz. Bu iktidarla çok zor ama ben yine de Türkiye'den... ...umudumu koruyorum. Yani Türkiye'de hırsızlığın, yolsuzluğun olmadığı zamanlarda ekonominin çok hızlı rayına girebileceğini biliyoruz. Yani bir, bir biraz akıl biraz egemen olunca Türkiye kendini toparlıyor. Aklın egemen olduğu bir Türkiye'de inşallah hep beraber yine görürüz o günleri.